Can bak vallahi yalan. İkisi de delirmiş. Ben sana öyle bir şey yapar mıyım ya? Ben senin arkadaşın değil miyim? 50 tane şömine yakıt almışsın. Eve geç, o resimlere nasıl kıydın? Nasıl bir canavarsın sen? Ya paranızda, galerinizde, dostunuzda hayatımın içine ettiniz be. İkinizi de bir daha görmek istemiyorum. Can özür dilerim. Can. Can. Daha reklam yayına girmedi bile. Rastlantı eseri seni çeken iki tane muhabir göndermiş haberi. Yayına girince ne olacak Şadiye? Sen niye bizden habersiz böyle bir şey yapıyorsun? Niye akıl danışmıyorsun? O haberi görünce parfüm firması ne yapacak şimdi? Ha? Ne yapacak? Ne diyecek sana? Dava bile açabilir. Tazminat bile isteyebilir. Bu kız kimliğini sakladı. Maddi manevi bize zararı uğrattı diye. Fırat, bir sorun mu var yan masadakilerle ilgili? Hayır canım, ne sorun olacak? Ne olabilir ki? Hayır yani bir sorun varsa tanıdığım insanlar, reklamcı çocuklar yani çözebilirsiniz. Yok abi, gerek yok. Başka bir mesele. Peki, pardon. Hadi gidelim kalk. Olmuyor burada, böyle konuşulmuyor. Evde anlatırsan uzun uzun dinleriz. Ne diyeceğim ben şimdi bunlara? Rezil oldum, mahvoldum. Ne diyeyim şimdi gidip? Hadi siz de eve gidin. Ben de gazeteye gidip Orkun'la görüşeyim. Hoşça kal diyeyim bari. Bir sorun oldu, benim gitmem gerekiyor. Seni görmek istesem arayabilir miyim? Bir de her ne olduysa fazla kafana takma. Olur mu? Şadiye. Tamam, olur. Konuşuruz. Bir anlık cinnetle yaptım. Kesinlikle cana zarar vermek değildi benim niyetim. Ben çok pişmanım. Çok pişmanım. Yapma Armak. Ne olur yapma kızım. Senin pişmanlık duyacak yerlerin yanmış. Sen bu işe karışma Sermet. Uzak dur. Bu odada bir yere kapatılması gereken bir kişi varsa o da sensin. Sen zaten beni her türlü çırak çıkartırsın. Ama ablanın bilmediği bazı şeyler var. Ne olur bana her şeyi söyle. Söyle. Söyle hadi söyle. Hep yaptığım bu zaten. Ablama saçma sapan yalanlar söyleyip benden nefret etmesini sağlamak. Başka hiçbir şey yapmıyorsun ki sen. Nereden başlayayım? Nereden başlayayım? Sırf Narin acı çektirmek için gazetelerde boy boy haberi çıkmadı mı Şadiye'nin olduğuna dair? Sonra Sinan'ın işi almadın mı? Şadiye'de seks kaseti çıksın diye. Şadiye'yi kurtaracak bilgiler olduğu hallerinde. Sırf hapiste yatsın diye. O bilgileri saklamadın mı kızım? Daha devam edeyim mi Irmak? Tabii ki değil.
Bunların hepsi doğru. Bak. Bak kızım. Yakın niye gideceğiz? Ya da polise. Ya hayır, aklım almıyor. Nasıl düşünemezsin bu kadar basit bir şeyi? Daha kaç ay önce çarşaf çarşaf fotoğrafların yok muydu gazetelerde? Ya benim karşıma şimdi böyle bir fırsat çıkınca ben ne bileyim unutulur, önemsenmez falan diye düşündüm. Yok ya, Paris'te, New York'ta yaşıyoruz çünkü biz de insanlar umursamayacaklar. Madem öyle niye gizliyorsun bizden? Niye gizledin? Ha? Söylesene bana. Hayatta izin vermeyeceğimi biliyorsun tabii. Tabii biliyorum, tabii biliyorum. Sana kalsa zaten sen beni bu ev için hapsedersin. Aman sana ve sevgili eşine zarar gelmesin. Sizin düzeniniz bozulmasın. Ne alakası var? Kafasız. Ne alakası var? Ne düzeni? Düzen mi kaldı? Düzen mi kaldı bu etraftaki manyaklardan? Duymuyorsundur bunları değil mi? Duymuyorsundur da. Yok ya. Duyma bebeğim. Duyma bebeğim. Duyma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.